Değerli yönetici arkadaşlarım, Sayın Vekilimizin Cuma günü ve Cumartesi günü ilçe gezilerimizde de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanı'na, AK Parti hükümetine Ordu'nun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin Sayın Milletvekilimiz hakkındaki yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Biz ordunun bize verilen 83 binin hesabını sorduk. Ne ihale istedik, ne işi istedik, ne taşeronluk istedik. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne 83 bin oy vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı'ndan bugün itibariyle istifa ediyorum. Bu zamana kadar görev yaptık. Basın mensupları arkadaşlarımız, kurumlarımız, yönetici arkadaşlarımızdan helallik istiyorum. Fazla konuşmayacağım yani. Hakkınızı helal edin. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz. Teşkilatımızın emrindeyiz. Görevler değişir. Makamlar baki değil. Biz anamızdan il başkanı olarak doğmadık. 7 yıldan beri görev yaptık. Kırmıştırız, dökmüştürüz. Ben herkesten helallik istiyorum. Bütün basın mensuplarına buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alırım arkadaşlar. Vallahi ben Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı olarak Köksal Yılmaz olarak istifa ettim. Yönetici arkadaşlarımız görevinin başındadır. Ona genel merkez ve teşkilat takdir eder. Onların bilgisinde devam ederlerse devam ederler, etmezlerse kendileri bilirler. Ben bütün yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi maddi manevi her türlü destek olan, yani gerçekten çok zor şartlar altında çalıştık. Olmuyor. Demek ki olmadı. AKP'yi geçemedik. Yani böyle bir mantık yok. Böyle bir anlam yok. Ne dedik biz? Fındık para etsin dedik değil mi? Birileri fındığın üzerinde oyun oynuyor dedik. Yanlış bilgilendiriyorlar dedik. Herhangi bir şey istemedik. Talep etmedik. Birilerinin o dediği oldu. Ama biz şunu söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın içinde Türkiye'de 81 ilçinde en çok savunan sayın vekilimiz olmuştur. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Adamlığını göstermiştir. Adam gibi dik durmuştur. Hem genel başkanın yanında, hem partisinin yanında, hem arkadaşların yanında. Biz onunla beraber geldik. Onunla beraber bırakıyoruz. Ben bütün arkadaşlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Takdir genel merkezimizin. Bazı söylentiler de gezi ortada. İşte Cemal Engin Yurt'a bazı bazı siyasi partilerin teklifi yönünde böyle bir durum var. Bu doğru mu? Hayır, şimdi şöyle bir şey. Vekilimiz yıllardan beri hep televizyonda da anlatır. Çocukluğundan beri ülkücüdür. Onu partiden atsalar bile kimse gönlünden MHP'liğini atamaz. Bizim de aynısı yani. Biz MHP'li olarak kalırız. Birileri koltuğunda otursun, rahat etsin. Birileri Türkiye gündemini analiz etmesin. Oturarak değil, siyaset vatandaşa gidererek olur. Her konuyu gündeme taşıyarak olunur. Yani 7 Haziran seçimlerinden başlayan 1 Kasım sürecinden ve 24 Haziran seçimlerinde başlayan süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Karadeniz'de ordu olarak tek vekil çıkarmış bir il. İlla ki söyleyeceğiz. Yani 83 bin oy almak kolay mı? Yani bunun için Milliyetçi Hareket Partisi'nde öyle kimse elini ovuşturmasın. Milletvekilimiz Cemal Öngür bağımsız da olsa, partiden ihraç da olsa yine bozkurt yapar, yine ülkücü kimliğini her yerde kullanır ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve liderinin yanında durmaya devam eder. Cümlemizde.